Şimdi insanın bedensel, duygusal, zihinsel ve manevi ihtiyaçları ve enerjileri var. Yani maddi, ekonomik güvenceye sahip olmak ve sağlıklı olmak bedensel ihtiyacımıza dönük bir şey. Bunun bir ötesine geçtiğimiz zaman iyi ilişkiler kurmak duygusal ihtiyacımızla ilgili bir şey. Ya bunun ötesinde bir şey olmalı diye düşündüğümüz zaman zihinsel açıdan kendimizi zorlamaya ve konfor alanımızın dışına çıkmaya başlıyoruz. Onun ötesine geçtiğimiz zaman işte duygusal, manevi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Maneviyat elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Benim bedensel ihtiyacımın ve duygusal ihtiyacımın karşılanması bana faydası var. Kafamı kullanıp zihinsel ihtiyacımı karşılayıp konfor alanının dışına çıktığım zaman başkalarına fayda sağlayacağım, kendimi aşan bir amaca hizmet edeceğim bir düzeye çıkıyorum ki bu işte maneviyattır. Yani başkası bilmese de ben bileceğim, o zaman yapmamam gerekir dediğiniz zaman işte bu vicdanla ilgili bir gelişimdir. Kendini aşan bir amaca hizmet, başka insanlara bir şey katmak ve kattığıyla mutlu olmak. Bu sadaka vermeyi aşar. Bu eskilerini ihtiyaç duyanlara vermeyi aşar. Kendi zamanından ve kendi parandan doğrudan katkı yapmayı gerektiren bir şeydir. Yapılan bir araştırma var Michigan Üniversitesi'nde. Yaptıkları şey şu. Sabahleyin öğrenciler geliyorlar, bir form dolduruyorlar. Akşam da bir form dolduracaklar. Bir görevleri var. Bu şekilde çağrılıyorlar laboratuvara. Kendilerine bir $25'lık zarf veriliyor. Deniyor ki bunu sadece kendiniz için harcayacaksınız. Nedir? Bu kadar. Akşamleyin gelin bir form daha doldurun. Araştırmaya katıldığınız için ayrıca para alın. Bir başka gruba da bu parayı sadece başkaları için harcayacaksınız deniyor. Şimdi gün sonunda bakıldığı zaman parayı başkaları için harcayanlar daha mutlu. Aynı şeyi zaman açısından yapıyorlar. Bugün sadece kendinizi memnun eden şeyler yapın. Bugün başkalarını memnun eden şeyler yapın. Bu paramızı ve zamanımızı başkaları için harcamamız gerekir anlamına gelmez ama paramızın ve zamanımızın bir bölümünü başkaları için harcarsak kendimizi daha iyi hissediyoruz. Onun için de bu işlere bir tarafından bir ucundan giren insanlar girdikçe daha fazla bu işe yönelmeleri ve daha fazla zaman ve duygu ve para yatırmaların arkasında bu var. Çünkü insan canlısı temelde egoist değil, temelde yani gelişim psikolojisi açısından düşünürsek yardımlaşma temelli bir canlı. Öyle ayakta kalmış, bugüne gelmiş. Prefrontal lob geliştikçe sosyalleşme ve yardımlaşma artıyor. Bu açıdan baktığımız zaman gerçek anlamda huzur ve mutluluk başkalarının hayatına bir şey katmakla mümkün. Başkalarının hayatına bir şey kattığımız zaman kendimizi aşan bir amaca hizmet etmemiz, bu da ancak vicdan gelişimiyle mümkün. Vicdan gelişimi de anne babaların sofralarında çocuklarına bugün kime yardım ettin, hangi arkadaşının başarısına katkıda bulundun, sahip olduğun için kendini şanslı hissettiğin neler var sorularını sormalarıyla mümkün.